Merhaba arkadaşlar. İzmir'den herkese selam ve sevgiler diyorum. Şöyle gün batımını göstererek başlamak istiyorum. Bugün akşam yemeğini ben balkonda hazırlayacağım. Şöyle ev tipi ızgarada çupra balığı yapacağım arkadaşlar. Şimdi malzemelerim bu kadar. Tereyağı var, tuz ve balık. Çok sade bir balık tarifi vereceğim sizlere. Ve şu şekilde de bir ızgaram var. Ben bunu sürekli kullanıyorum. Köfte yaparken, tavuk yaparken, balık yaparken sürekli kullanıyorum Ne arkadaşlar. geçiyorum. Şimdi bu balıkları şu şekilde keseceğim. Şöyle 2-3 tane çizgi atabilirsiniz balıklara. Diğer taraflarını da. Bu şekilde yaptığınızda çok daha hızlı pişiyor. O yüzden böyle kesiyoruz. Şimdi bu aralarına çok az tereyağı koyuyorum. Şu şekilde tereyağlarını koyuyorum üzerine. İsterseniz tereyağı koymadan da yapabilirsiniz balığın kendi yağıyla. Şu iç kısmına da koyacağım. Sizler daha rahat görün diye biraz daha kenara çektim. İçerisine de yağ bırakıyorum. Bu şekilde. Şimdi ızgaramın içini açıp bu ev tipi ızgarada yapıyorum arkadaşlar. İçerisini açıp balıkları içerisine koyacağım. Ama öncelikle bu alt kısmına su koymak istiyorum ki çok fazla yağı dökülüp de yanmasın. Hem de balıklar çok kuru olmasın diye. Şöyle alt kısmına bir çay bardağı kadar su koyacağım. Balıkları yerleştiriyorum sonrasında. Yine bu balığımıza da yağlarını koyarak şekilde ve bu şekilde de iç kısmına bırakıyorum. Çok fazla yağ koymuyorum ki tavada olsaydı fazla yağlı olurdu ama buna gerek yok. Bunu da yine buraya bırakıyorum. Bu çok güzel bir ızgara tadı oluyor. Mangal yapmayı seviyorsanız bu lezzeti mutlaka deneyin. Bu makineden edinin arkadaşlar. Çok uygun fiyatı ve çok da işe yarıyor. Şimdi ızgaramı açtım. Pişirmesini adım adım sizlerle paylaşacağım. Şöyle bakın. Harika kızarıyor arkadaşlar. Pişmeye ve kızarmaya devam etsin. Hatta bu yüzüne şöyle birazcık tuz ekeceğim. Bir tanesine tuz ekeceğim, diğerine ekmeyeceğim. Ve pişirmeye devam ediyoruz. Balıklarımız güzelce kızardılar. Şöyle açıyorum. Şöyle çevireceğiz. Diğer tarafları da kızarsın. İki tarafında nar gibi kızartalım. Şekilde. Altına su koyduk ama hiçbir zaman haşlama gibi olmuyor arkadaşlar. Balığın kuyruğu da çevireyim derken elimde kaldı.
Şöyle kapatıyorum. İçerisine su koyduğumuz için balık daha az kokuyor. Çünkü daha fazla yağ yanmıyor. Sadece altına düşüyor yağlar. O yüzden hem de yumuşak oluyor. İçi de yumuşak oluyor, eti de yumuşak oluyor. İlk başta şu kısımlara değdiği için o kısımlar yanıyor. O yüzden birden bu şekilde buhar çıktı. Şöyle yakmadan güzelce kızartacağız. Her iki yüzü de şahane bir şekilde kızardı. Şöyle bakın, çok güzel piştiler. Ve balıkları alıyorum arkadaşlar. Ocağımı kapatıyorum. Balıklarım hazır. Bu yöntemle mutlaka deneyin. Tamamen ızgara tadı. Kömür kokusu da yok bu arada. Şimdi sizlere içini de göstereceğim. Şöyle bakın. Suyu var. Şu şekilde kameramı göstereyim. İçinin suyu da bu şekilde. Çok fazla sulu olmuyor. Buharda pişmiş gibi de olmuyor. Bu makinede mutlaka yapın derim. Şimdi bize afiyet olsun. Sizler de yapın arkadaşlar. Sizlere de afiyet olsun diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle yaşamda kalın. Şöyle maydanozlarımızla da süsleyelim.